Yibolar resmi olarak 1962 yılında kurulan okullardır. Ama daha öncesine baktığımız zaman Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in erken döneminde de bir yatılılık kavramı olsa da Yibolara en yakın olan okullar aslında 38-39-38 Dersim katliamından sonra 39-39-40 yıllarında Elazığ Kız Enstitüsü'nde görebiliyoruz Yibolara benzer. Aslında Yibolar'ın çıkış yerini. Bu Elazığ Kız Enstitüsü'nde STK var. Dersim katliamından sağ kalan, kurtulan çocukları köy köy dolaşıp toplayıp tabiri caizse kaçırıp, çünkü ailelerden zorla alma var burada. Kendisi zaten bunu övünerek bahsediyor kendi kitabında. Bir kapalı bir yere götürüyor, bir okul adlı bir yere götürüyor ve burada bu kız çocukları medenileştirme, kendi deyimiyle medenileştirme ve Türk'ten koparmaya çalışıyor. Böyle bir süreç işliyor burada. O 40'ta, 39-40 yıllarında böyle bir okulun varlığından sonra 62'lere gelindiği zaman yatılı okul açılmasının gerekliliğinden bahsediliyor. Zaten meclis son haklarını incelediğimizde Mustafa Kemal de bundan bahsediyor. Diyor ki yatılı okullar yok, yatılı okulların açılması gerekliliğinden bahsediyor. Özellikle Kürdistan'da. 62 yıllarında resmi olarak yatılı okullar açılıyor. Yatılı okulların açılma sebebi dağlık bölgelerde, çocukların eğitime ulaşamadığı yerlerde ortak bir noktada işte yatılı okullar açılmasına dair bir genelge yayınlanıyor. Dağlık bölgeler, işte çocukların ulaşıma engel olmaması. Aslında baktığımız zaman Karadeniz coğrafyası da buna çok uygun bir yerde duruyor. Ama özellikle ilk yıllarda ve daha sonrasında da bu artış hızını takip ettiğimiz zamanlarda, ki ilk yıllarda hiçbir şekilde Karadeniz'de okullar açılmıyor ya da başka yerlerde okullar açılmıyor. Özellikle Kürdistan'da okullar açılıyor. Elazığ Kız Enstitüsü üzerinden değinmem gerekirse, dönemin Dersim raporlarında da çokça bahsediliyor. Bu çocukların medenileşmesi gerektiği ve acilen özellikle kız çocuklarının Türkçe öğretilmesi gerektiğine değiniyor. Bunun temeli de biçilen toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı. Dilin taşıyıcısını anne olarak gördükleri için ve dilin çocuğu yetiştiren anne olarak görüldüğü için dilin buradan çok daha hızlı bir şekilde yayılacağını söylüyorlar. O yüzden bu kız çocuklarının acilen medenileştirmesi ve Kürtlükten arındırılması gerektiğini dile getiriyorlar. Bunu da Türkçe öğretmek ve Türkleştirmekle olduğunu söylüyorlar. Yibolarla da zaten ortak bir benzer ortak noktası da budur zaten. Ulus devlet tarih boyunca asimilasyonu kullandığı en etkili yollarından biri eğitim olmuştur. Bu burada da böyle olmuştur. Başka yerlerde de böyle olmuştur. Bunca baskıya ve yaratılmak istenen öğrenci profiline, yaratılmak istenen Kürt profiline karşı kendi Kürtlüğünü, kendi bilincini, kendi kimliğini bir şekilde bilinç düzeyini arttırarak, üreterek, yazarak, çizerek devam ettiren bir profilin yanı sıra aslında bir şekilde buna maruz kalan öğrenci profil de meydana çıkmıştır. Kürtlük bilincini daha geri plana atıp kendi Türk olarak gören ya da kendi dindar olarak gören, bu asimilasyonun etkisini yaşayan öğrenci profili de yaptığımız görüşmeler sonucu karşılaştığımız profillerden olmuştur. On binlerce, yüz binlerce çocuğun buradan geçtiğini şahit olduk. Ciddi asimilasyon politikalarına maruz kaldığını gördük. Bir belgesel hazırlığımız var. Aynı zamanda bir kitap çıkardık. Fakat bunların da yeterli olmadığını görebiliyoruz. Belki onlarca, yüzlerce çalışma yapılsa bile Yibo'ların yeteri kadar yansıtılamayacağını düşünüyoruz. Yibo'da çocukluğu çalınan bir nesil var. Hatta etkileri devam ettiği için gençliği de çalınan bir nesil var. Kitabımızı da onlara ithafen yazdık. Umarım bir nebze de olsa bir şeylere, daha sonraki yüzleşmelerde bir şekilde bu kitabımızın ya da çıkacak belgeselimizin faydası olmasını umut ediyoruz.